Bugün yeni bir konuya başlamak istiyorum. Bu faz dengeleri, son günlerde kimyasal dengeleri incelediniz. Maddelerin kimyasal yapılarını değiştirdiklerinde ne olduğuyla, bir kimyasal reaksiyonda dengenin nerede bulunduğuyla, denge sabitlerinin hesaplanmasıyla vesaireyle ilgilendiniz. Şimdi sıra faz dengelerine geldi. Bu biraz daha farklı. Yine elinizde bir halden diğerine değişen birçok molekül var ama burada bunların molekül yapıları değil, içinde oldukları hal değişiyor. Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza. Dolayısıyla bunu incelemesi de farklı ve elde edilen sonuçlar da kimyasal reaksiyonlardakilerden daha farklı. Dolayısıyla işte tek bileşenli sistemlerin faz dengelerini inceleyerek başladım. Bir başka deyişle işte tek bir madde ile başlayacağız ve onun nasıl katı halden sıvıya, sıvıdan da gaz haline geçtiğine bakacağız. Buradan çıkarak çok bileşenli sistemlerde ne olduğunu araştıracağız ve çözünürlük ve sıvı karışımlar gibi hususlardan bahsedeceğiz. Ve karışımdaki bileşenlerin ne tip değişimlere uğradıklarını göreceğiz. Peki buradan başlayalım. Elimizde iki tane faz dengede olsun. İki tane faz ve dengede. Bu buz ile su arasında olabilir. Burada ufak bir buz küpü olsun. Su yüzeyinde yüzüyor. Bu durumda elinizde katı ve sıvı var. Bunlar denge halinde olabilirler. Bu belli bir sıcaklık altında olur ve veya elinizde sıvı ile gaz dengesi olabilir. Kabın üstüne bir kapak koyalım. Bu da belli bir basınç ve sıcaklık altında olsun. Tabanda sıvı var. Tepede de gaz. Dolayısıyla sıvı ve gaz fazları arasında bir denge olacaktır ve bazı durumlarda da katı ve gaz fazları arasında bir denge olabilir. Ve bu denge basıncına bağlıdır. Burada tabanda ufak bir miktar katı madde var ve bu üzerindeki gaz fazı ile dengede pekala farklı fazların dengede olup olmadıklarını anlamak için hangi değere bakmamız gerekir veya dengede değillerse olayların hangi yöne gideceğini, örneğin buzun mu çözünüp suya dönüşeceğini veya suyun donup buz olacağını bize hangi değer söyler? Kimin bir tahmini var? Bir ipucu vereyim. Basınç ve sıcaklığı belirtiyoruz. Gerçekten kimse bilmiyor mu? Gördüğünüz değerler içinde her şeyi belirleyebileceğiniz olan hangisiydi? Evet, Gibbs serbest enerjisi bize her şeyi söyleyecek. Burada kimyasal potansiyel yani mol başına olan Gibbs serbest enerjisi tartışmasını hatırlayalım. Sadece bir tane bileşen olduğundan burada sadece N var. Farklı bileşenleri, farklı mol sayıları yok. Bu hususta ileride göreceğiz. Burada da farklı fazlardaki kimyasal potansiyeli değeri bize her şeyi söyleyecek. Denge halinin manası kimyasal potansiyelin her yerde aynı olmasıdır. Aynı değilse, örneğin buradaki katı fazın kimyasal potansiyeli daha düşükse,
Gaz fazındaki moleküllerin katı faza girmesini hiçbir şey durduramaz. Olacak olan şey de budur. Eğer suyun kimyasal potansiyeli buzun kimyasal potansiyelinden daha düşükse buz eriyecektir. Çünkü moleküller mümkün olan en düşük ve erişebilecekleri kimyasal potansiyele sahip olmak isterler. İşte sıvı burada duruyor, erişime açık. Buz eriyince elimizde sadece su kalacak. Dolayısıyla buradaki ana nokta denge durumunda kimyasal potansiyelin her yerde aynı olmasıdır. Her yerden kasıt dengede olan tüm fazlarda. Eğer ikiden çok faz mevcutsa mu'nun her fazda aynı olması gerekir. Eğer değilse moleküller daha düşük kimyasal potansiyele sahip olan faza geçerler. Yazıyorum, moleküller daha düşük kimyasal potansiyele sahip olan faza geçerler. Bu husus faz dengesini incelerken her şeyi açıklayacak. Peki ne olacak? Önce su buz dengesini göz önüne alalım. Tabi burada katının mu değeri sıvının mu değerine eşit. Su için bu 0 santigratta ve 1 bar basınç altında söz konusu. Tabi bu denge basınca çok bağlıdır. Bu 1 bardaki değerde. Su ve buz dengede olup birlikte mevcut olurlar. Peki bir miktar buzlu su alıp veya buz dolabından bir miktar buz alıp üzerine biraz su koyarsak ne olur? Gördüğünüz üzere bunlar bir arada kalırlar. Halbuki basınç 1 bar olmayıp sıcaklıkta 0 santigrat değildir. Belki basınç 1 bardan düşük, sıcaklığı oda sıcaklığıdır. Tüm bunlar bize bunların dengede olmadığını mı gösterir? Peki ne olur? Tabi buz erir ve bu belli bir süre alır. Bu bize olayların kinetiği hakkında bilgi vermez. Buzun yüzeyinden itibaren erimesi belli bir süre alır. Yani iki fazın bir arada mevcut olması bu iki fazın denge halinde olduğunu göstermez. Denge haline erişilmesi bir süreç alır. Peki belli bir basınç sıcak basınç altında mu katı mu sıvıdan büyükse ne olur? Belli bir sıcaklık ve basınç altında tabii. Bu durumda olay hangi yöne gider ve ne olur? Bunu bulabilmeniz lazım. Tabii. Buz erir değil mi? Sıvı suyun kimyasal potansiyeli daha düşük. Dolayısıyla moleküller bu fazda bulunmak isteyecekler. Eğer mu katı mu sıvıdan daha küçükse bu durumda da su donacaktır. Tüm bu davranışları bir faz diyagramında özetleyebiliriz. Bir faz diyagramı bize tüm basınç ve sıcaklıklarda dengede hangi fazın veya hangi fazların
mevcut olduğunu gösterir. Tipik olarak bir faz diyagramı şuna benzer. Burada katı, burada sıvı, burada da gaz fazları var. Şimdi burada ne olduğuna bakalım. Çok düşük sıcaklıklara gidersek ne olur? Madde çok düşük sıcaklarda hangi fazdadır? Katı değil mi? Her şey donmuş halde. Bunu şöyle çizmem daha doğru. Düşük sıcaklıklarda genelde yüksek basınç vardır. Bir şeyi çok kuvvetli bir şekilde sıkıştırırsanız bu katı hale gitmeye çalışır. Şimdi de maddeyi ısıtalım. Basınca bağlı olarak sıvı faza girersiniz. Tabii çok yüksek sıcaklıklarda gaz fazı olacak, kesin olacak olan şey bu. Şimdi de basıncı değiştirirsek, diyelim ki çok yüksek sıcaklıktasınız ve sadece gaz mevcut, büyük bir kap içinde. Şimdi de bunu sıkıştırmaya başlayalım. Dolayısıyla sabit sıcakta gaz gittikçe artan basınç uyguluyorsunuz gaza. Peki ne olacak? Faz diyagramını unutun, ne olacağını biliyorsunuz. Sıkıştırmaya devam ediyorsunuz. Sonunda ne olur? Bundan not almayacaksınız. Konuşun. Tamamen yanlış olsanız bile hiçbir şey olmayacak. Doğru, sıvılaşacak. Bu aynen Le Chatelier prensibi. Sıvı daha az hacim kaplar ve yoğunluğu daha fazladır. Dolayısıyla basıncı arttırdıkça madde gaz fazından sıvı faza geçmek ister. Evet. Peki suda ne oluyor? Normal suda ve normal basınçta gaz ile sıvı ile gazı ortak mevcudiyet söz konusudur. Diyelim ki siz kaynama noktasındasınız ve hepiniz biliyorsunuz ki bu nokta gaz sıvı eğrisinin üstündeki bir yerde. Peki bu sıcaklığı sabit tutarsak kaynama noktasında, ki bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Biliyorsunuz su kaynar, altta su üstte buhar olur ve de sıkıştırabileceğiniz bir hacim var. Peki sıkıştırmaya başlayınca ne olur? Temel olarak gazın kapladığı hacme kadar sıkıştırabilirsiniz. Ve elinizde tamamen sıvı kalır. Eğer sıkıştırmaya devam eder, ısı vermeyi de sürdürürseniz olacak olan şey sıvı kaynama noktasından daha fazla ısınır. Normal olarak atmosferik basınç altında bu olmaz. Çünkü sıvı kaynar ve daha fazla ısınmak yerine moleküller sıvı fazı terk ederek gaz fazına geçer. Kısaca basıncı artınca olacak şey bu. Tüm gazın sıvılaşması. Tabii bunun aksi de söz konusudur. Eğer hacmin artmasına izin verir, genleşmeye devam edersek tüm sıvı buharlaşır ve elimizde 100 santigratta olan gaz kalır. İsterseniz daha fazla da ısıtabilirsiniz. Değişen bir şey olmaz tabii ki. Daha fazla ısıtsanız da değişen bir şey olmaz. Başka bir deyişle basıncı değiştirirseniz ve bunu sınıfta veya mutfağınızda yapmaya kalkarsanız bu faz diyagramındaki sonuçları bulursunuz. Dolayısıyla buna yoğunlaşalım. Kaynamadan bahsettik. Bu çizgi boyunca olan şeydi. Bu çizgi ve tüm bu çizgiler, ki biraz sonra açıklayacağız, birlikte mevcut olma eğrileridir. Bunun anlamı bu iki faz arasında denge olmasıdır. Bunlar denge içinde birlikte mevcut haldedirler. Bu örneğin su için 100 derece ve 1 bar altında olur. Ancak bunun olduğu yegane yer burası değildir. Bu olay bu eğri üzerindeki her noktada farklı basınç ve sıcaklarda meydana gelebilir. Basıncı değiştirdiğinizde hepiniz kaynama noktasının değiştiğini aşinasınız. Örneğin Denver gibi yüksek bölgelerdeki kaynama noktası Massachusetts gibi deniz seviyesindeki bir bölgeninkiyle aynı değildir. Çünkü yüksek bölgelerdeki basınç daha küçüktür. Pekala, diğerlerine bakalım. Bu katıdan sıvıya gidiyor.
Dolayısıyla burada erime söz konusu ve katı gaz dengesi de var ki bu da süblimleşme. Ve bu son nokta kritik nokta diye bilinir. Kritik nokta deriz. Burada tek bir nokta var ki bu üç fazda denge halinde. Bu noktaya da üçlü nokta denir. Şimdi çeşitli durumlara bakalım. Örneğin erime çizgisine bakalım. Bu su için buzdan suya değişimi gösterir. Yani katı sıvıya döner. Erime. Burada belli sıcaklık ve basınç altındaki mu katı eşittir aynı sıcaklık ve basınç altındaki mu sıvıya. Şimdi biraz geri çekilip de buna matematiksel olarak bakarsak burada bir denklem var ve iki tane de serbest değişken var, sıcaklık ve basınç. Bu denklem onlara bir sınırlama getirir. Dolayısıyla her eğri boyunca çok sayıda çözüm var. Başka bir deyişle bu denklemde iki tane bilinmeyen vardır. Sıcaklık ve basınç. Dolayısıyla çözüm bir çizgi veya eğridir veya başka bir ifadeyle beraberce mevcut olma çizgisi basıncı sıcaklık veya sıcaklığı basınç cinsinden bulabiliriz. Ve işi kısa bir süre sonra yapacağız bu işi. Şimdi de eğer bu bölgelerden birindeysek, burada herhangi bir eşitlik veya sınırlama yok. Burada farklı kimyasal potansiyellerin birbirine eşit olması söz konusu değil. Tam burada ise kimyasal denge halinde olan 3 tane fazımız var. Katı, sıvı ve gaz. Buna da bir bakalım. Üçlü noktada mu katı eşittir mu sıvı eşittir mu gaz olur. Burada ise iki bilinmeyenimiz var. Sıcaklık ve basınç. Ancak iki tane de denklemimiz var. Bunun anlamı sadece bir tane çözümün olduğu ki faz diyagramı da bunu gösteriyor. Burada üçlü nokta basıncı ve üç nokta sıcaklığını veren tek bir çözüm var. Kısaca bunun sadece tek bir çözümü var. Tek bir çözüm. Eğer herhangi bir noktada kaç tane serbestlik derecesi veya kaç tane serbest değişkenimiz olduğunu bulmak istersek f eşittir 3 eksi p. Bu serbestlik derecesi ya da serbestlik derecesi veya bağımsız değişkenlerin sayısını, bu da dengedeki faz sayısını göstermektedir. Peki bu bize ne söyler? Yani ilk ifade serbestlik derecesi, ikinci ifade de dengedeki faz sayısını gösterir. Eğer elimizde diyagramdaki katı, sıvı veya gaz bölgelerinde olduğu gibi tek bir faz varsa bu 1'e eşit ve elimizde iki tane bağımsız denklem var ki biz zaten bunun böyle olduğunu biliyoruz. Başka bir deyişle bu bölgelerde sıcaklık ve basınç hiçbir sınırlama olmadan değiştirilebilir. Eğer bu birlikte mevcut olma eğrilerinden birindeysem iki faz dengededir. Dolayısıyla sadece bir tane değişken serbestçe değiştirilebilir.
Eğer birlikte mevcut olma yarısının üstündeysek, diyelim ki elimizde sıvı gaz dengesi var. Yani sistem kaynamakta. Burada basıncı biraz değiştirebiliriz. Tabii dengeyi de muhafaza etmem gerek. Dolayısıyla basıncı değiştirdiğimizde birlikte mevcut olma eğrisi üzerinde kalmak için sıcaklığı da değiştirmem gerekmektedir. Aksi takdirde her şey ya sıvı ya da gaz fazına geçer. Çünkü bu değişkenlerden birini değiştirir. Diğerini değiştirmezseniz birlikte mevcut olma yerisinden çıkarsınız. Başka bir deyişle burada bir sınırlama var. Dolayısıyla ancak değişkenlerden biri serbestçe değişir. Eğer üçlü nokta deseniz hiçbir serbestlik dereceniz yoktur. Hiçbir şey değiştirilemez. Şimdi de bu diyagramın yapısının neden böyle olduğunu araştıralım. Neden bazı eğrilerin eğimi diğerlerinden daha diktir? Faz dengelerini son derece basit bir şekilde niceliksel olarak açıklamak mümkündür. Yazıyorum. P parantez içinde T veya T parantez içinde P değerlerinin anlaşılması. Yani başka bir deyişle bu birlikte mevcut olma yerlerinin herhangi biri üzerinde P veya T'nin birbirlerine göre nasıl değiştiklerini bulabilir miyiz? Yani faz diyagramlarının niceliksel özelliklerini anlayabilir miyiz? İleride göreceğimiz gibi birlikte mevcut olma sırasında dP bölü dt oranı bulabiliriz. Buradaki amacımız da bu tip bir niceliksel bir görüntü elde etmek zaten. Şimdi de katı gaz çizgisinin üzerinde olalım. Burada bir T değeri alalım ve T artı dT değerine kadar gidelim. Tabi basınç da P artı dP kadar değişir. P artı dP kadar basınç değişir. Pekala. Şimdi bunun üzerinden geçelim. Elimizde iki tane faz olsun. Alfa ve beta katı sıvı veya gaz. Yazıyorum. İki faz alfa ve beta katı sıvı gaz. Bu beraberce mevcut olabilme eğrisi üzerinde kalmanın ana kuralı kimyasal potansiyellerin eşit olmalarıdır. Denge durumunda mu alfa eşittir mu beta. Pekala. Güzel. Şimdi beraberce mevcut olabilme eğrisi üzerinde kalarak şartları biraz değiştirelim. Mu alfa T P fonksiyonu eşittir mu beta yine T P'ye göre. Şimdi de sıcaklık T'den T artı dT ve basınç da P'den P artı dP'ye değişsin. Ancak biz beraberce mevcut olabilme eğrisi üzerinde kaldığımızdan yeni sıcaklık ve basınçlarda mu alfa ve mu beta halen birbirine eşittir. Dolayısıyla mu alfa sıvı değeri mu alfa artı d mu alfa'ya gidecek. Tabii mu beta da mu beta artı d mu beta'ya değişecektir. Ancak başlangıçta mu alfa ve mu beta birbirine eşitti. Bu yeni değerlerde beraberce mevcut olabilme eğrisi üzerinde kaldığımızı söylediğimize göre birbirine eşit olmalılar. Buna göre d mu alfa eşittir d mu beta olur. Hatırlarsanız d mu eşittir d mol başına olan g değeriydi. G için olan temel denklem
eksi mol başına S değeri dt artı mol başına hacim dp'dir. Dolayısıyla bu eşitlik bize eksi S alfa dt artı V alfa dp eşittir S eksi S beta dt artı V beta dp olduğunu söylemekte. Burada temel denklemleri faz değişimlerine uygulamaktayız. Mü'deki değişiklikler eşit olduğundan bu değişiklikler de eşit. Bunu düzenlersek S beta eksi S alfa dt eşittir V beta eksi V alfa dp olur. Buradan anında dp bölü dt türevi elde edilir. Dolayısıyla dp bölü dt eşittir S beta eksi S alfa bölü V beta eksi V alfa olur. Bunu alfadan beta'ya giderken delta S bölü delta V olarak da ifade edebiliriz. Harika, elimizde bu beraberce mevcut olabilme eğrilerinin eğimi tahmin etmemize yarayan bir sonuç var. Buna bakmak büyük kolaylık sağlar. Bunun yanı sıra bu ifadeyi başka bir şekilde ifade etmemiz de mümkün. Bu büyük avantaj sağlayabilir. Tabii G eşittir H eksi TS idi. Mu alfa mu beta'ya eşit olduğundan ve d mu alfa da d mu beta şartlarını kullanırsak h alfa eksi ts alfa eşittir h beta eksi ts beta bulunur. Tabi bunlar mol başına değerler. Bunu düzenlersek alfa H beta eksi H alfa eşittir. T çarpı S beta eksi S alfa olur. Burada delta S yerine delta H bölü T alabiliriz. Beraberce mevcut olabilme eğrisi üzerinde dp bölü dt eşittir. Delta H bölü T delta V olur. Bu ifadeye Clapeyron denklemi denir. Clapeyron denklemi. Bunlar her zaman geçerli çünkü daha bir varsayım yapmadık. Daha sonra gaz fazını incelerken bazı varsayımlar yapacağız. İdeal gazların denklemini kullanarak bu delta V değerini epey basitleştireceğiz. Ama şimdilik bunlar kesin. Pekala. Bakalım bu bize ne diyor? Faz diyagramının farklı parçalarına bakalım. Bakalım ne çıkarabileceğiz? Biz en azından faz diyagramını niteliksel olarak çıkarabilmeliyiz. Bu ifadeyi kullanarak deneyelim o zaman. İşte P ve T eksenleri
Önce boş. Şimdi sıvının gaz durumuna bakalım. Şimdi sıvıdan gaza geçerken delta S bölü delta V değerine bakalım. Bildiğimiz bir şey var. Sıvıdan gaza geçerken molar hacmi ne olur? Artar değil mi? Küçük oranda mı, büyük oranda mı? Çok büyük oranda değil mi? Gazın molar hacmi sıvınınki ile karşılaştırıldığında olağanüstü büyüktür. Dolayısıyla delta V pozitif ve çok büyük. Şimdi de delta S'ye bakalım. Peki bu sıvıdan gaza geçerken nasıl değişir? Bu artacaktır çünkü düzensizlik artar. Hem de büyük oranda artar. Ancak sıvı da zaten düzensiz bir haldir ve moleküller burada bayağı büyük serbestliğe sahiptir. Tabii gaz fazına kadar değil ama önemli. Dolayısıyla delta S pozitif ve küçük de değil. İşte şartımız bu. Delta S'deki değişim delta V'deki kadar büyük değil. Burada olacak olan şey, eğer sıvıdan gaza geçiş için olan eğime bakarsak, bu pozitif ama o kadar büyük değil ve o kadar da dik değil. Dolayısıyla sıvı ve gazın beraberce mevcut olma durumu için dP bölü dV değerine bakarsak, bu pozitif ama ufak. Eğim dik değil. Bunu diyagramda çizelim. Yeri önemli değil. Bu ölçüye sayısal değerler koymadık. Çünkü burada amaç sadece eğimin pek fazla olmadığını göstermek. Peki. Peki katı gaz değişimi nasıl olur? Katıdan gaza geçerken delta V ne olur? Tabii bunlar molar hacim. Molar hacim katıdan gaza değişirken nasıl değişir? Çok büyük oranda değil mi? Burada anormal büyük bir artış olur. Sıvı gaz değişiminden daha da büyük. Peki delta S, yani entropi değişimi ne olur? Bu da artar ama buradaki artış daha yüksektir. Çünkü burada düzenli bir kristal yapıdan, ki burada entropi çok çok küçük, çok düzensiz bir hale, sıvı da değil gaz haline dönüşmekte. Dolayısıyla bu da çok büyük. Pekala, elimizde delta S bölü delta V değeri var. Dolayısıyla buradaki eğim çok daha diktir. Çünkü bu sıvı gaz değişiminden çok büyük. Dolayısıyla tipik olarak katı gaz eğrisi çok daha dik olur. Sıvı gaz değişimiyle karşılaştırılınca. Affedersiniz, affedersiniz. Sıvı ve gaz bölgeleri yanlış olmuş. Burası gaz bölgesi. Burada eğim daha dik. Burası da sıvı bölgesi. Şimdi de katı sıvı değişimine bakalım. Katıdan sıvıya geçerken delta V ne olur? Nasıl değişir? İşareti nedir? İşareti unutun. Büyüklüğü nedir? Katıdan sıvıya geçerken molar hacim ne kadar değişir? Pek fazla değil, değil mi? Altta ufak bir katı madde var. Bu erir ve hacmi öyle anormal değişime uğramaz. Genelde artar. Ama bu o kadar fazla olmaz. Ve genel olarak delta V büyük eşit sıfır olur. Pek büyük bir miktar değil. Peki katıdan sıvıya geçerken entropi nasıl değişir?
Bu da bayağı yüksek bir değişim gösterir. Çünkü bayağı düzenli bir halden düzensiz bir faza geçiyoruz. Dolayısıyla delta S sıfırdan büyük. Buradan çıkan sonuç ds bölü dv veya delta s bölü delta v'ye baktığımızda delta s'in bayağı yüksek pozitif bir değeri varken delta v ufak. Burada hacim çok çok zor değişir. Buna göre nihai eğim çok çok dik ve genellikle de pozitiftir. Bu gerçekten dikey bir değişimdir. İşte tipik bir faz diyagramı ve ilgili beraberce mevcut olma eğridir. Ve tüm bu işlemleri Le Chatelier prensibine göre anlayabiliriz. Örneğin katı sıvı değişimine bakalım. Eğer iki tane basınç değişimi varsa P1'den biraz daha yüksek bir basınç olan P2'ye gidersek ve halen ilgili beraberce mevcut olma eğrisi üzerinde kalmak istiyorsak bunu yapabilmek için sıcaklığı bayağı büyük oranda artırmalıyız. Bunun üzerinde kalmak için elinizde katı ve sıvı varsa örneğin buz ve su gibi ne olacağını biliyorsunuz. Bildiğiniz gibi donma noktası basınca da bağlıdır. Ancak hacimdeki değişim pek o kadar büyük olmadığından sıcaklıkta ufak bir değişim bile yani sıcaklığı çok az değiştirseniz bile sıcaklık cinsinden düşünmek çok daha kolay. Beraberce mevcut olma eğrisi üzerinde kalabilmeniz basıncı bayağı yüksek miktarda değiştirmeyi gerektirir. Aksi takdirde sistem bu fazlardan birine kayar. Görüldüğü gibi Clapeyron denklemini kullanmak suretiyle faz diyagramını tekrar oluşturduk. Faz diyagramlarının niteliksel özelliklerini anlamanın bir başka yolu daha var. Bunun için farklı sıcaklıklardaki serbest enerji değerlerine bakmamız gerekir. Şimdi bunu yapalım. Sabit basınç altında mu değerlerine bakalım. Peki burada niteliksel olarak ne olur? Niteliksel olarak ne olur? Buna bakalım. du eşittir. Eksi s dt artı v dt'ydi. Burada sadece türevlere bakalım. Buna göre dmu bölü dt sabit basınçta eşittir. Eksi s ve dmu bölü dp sabit sıcaklıkta eşittir. Molar hacimde. Önce buna bakalım. Bildiğimiz gibi entropi daima pozitif bir değer. Mükemmel bir saf kristalin sıfır Kelvin'deki entropisi neydi? Mükemmel bir saf kristalin sıfır Kelvin'deki entropisi sıfır Kelvin'de sıfır. Entropi bu değerden itibaren hep artar. Dolayısıyla entropi daima pozitiftir. Tamam. Dolayısıyla bu bize eğer mu t diyagramına bakarsak faz ne olursa olsun s negatif olduğundan eğimde daima negatif olur. Evet. Neden böyle diye sorabilirsiniz. Çünkü burada basıncı sabit tutup sıcaklığı artırıyoruz. Tabii bu durumda entropinin etkisi büyük önem kazanıyor. Biliyorsunuz G eşittir H eksi TS idi. Sıcaklığı artırınca TS çarpımı da artıyor. Bunun anlamı G'nin azalması. Çünkü G eşittir H eksi TS. Pekala. Eğim daima negatif. Şimdi farklı fazlara bakalım. Gazın entropisi sıvının entropisinden, o da katın entropisinden daima büyüktür. Bu bize
Bu üç fazın bağıl eğimlerini anında gösterir. Dolayısıyla sabit basınçta d mu gaz bölü dt eşittir eksi s gaz ve sabit basınçta d mu sıvı bölü dt eşittir eksi s sıvı ve yine sabit basınçta d mu katı bölü dt eşittir eksi s katı olur. Bunun büyüklüğü de gazda sıvı ve katınınkinden çok daha fazladır. Aynı şey eğimler için de geçerlidir. Şimdi bunu çizelim. Burada mu var. Burada da sıcaklık. Gördüğümüz üzere gaz için birincisi eğimler daima negatif ve gazınki endik. Daha sonra sıvınınki ve en az dik olan ise katınınki. Sonraki sıvı en az dik olan da katıydı. En az dik olanınki ise katı. Bunlar değişebilir çünkü bunlar basınca bağlıdır. Ama bu eğimlerin büyüklükleri birbirine benzer. Değişecek şey bunların yerleridir. Bu tipik bir grafiktir. Peki bu ne anlama geliyor? Bunun geldiği anlamı hatırlarsanız, maddeler en düşük mu değerinde olan fazda bulunmak isterlerdi. Pekala. Örneğin oda sıcaklığı burası olsun. Katı hal en düşük mu değerine sahip. Biraz daha gidersek bunlar çakışır. Bu basınç ve sıcaklıkta katı ile sıvının dengede olduğu nokta burasıdır. Sıcaklığı artırınca katı erir. Burası bizim erime noktamızdır. Belli bir basınçta. Sıcaklığı artırmaya devam ettiğimizde artık dengede değil, tek faz bölgesindeyiz. Bu bölgede sadece sıvı var. Çünkü burada en düşük kimyasal potansiyel sıvınınki. Burada gazın kimyasal potansiyeli çok yükseklerde sıcaklığı daha artırınca sıvı ve gaz dengeye gelecek. Bu noktada kaynama noktası. Buradan itibaren sıcaklığı artırmaya devam edersek sadece gaz bölgesi söz konusu olur. Tabii bu sonsuza kadar gider. Bu bize eğimlerin yanı sıra bu dengelerin oluştuğu yerleri de anlamamıza yardımcı olur. Özellikle basıncı değiştirirsek özellikle bunun yerini de değiştirebiliriz. Bu o kadar yakına gelir ki katı ile gaz arasında bir süblimleşme noktası da meydana gelebilir. Evet. Herhangi bir soru var mı? Faz diyagramlarının genel yapısı ve faz dengeleri hakkında. Pekala. Bu dersi faz diyagramının bir bölgesi hakkında henüz ele almadığımız bazı hususları belirterek bitirelim. Burada ne oluyor? Eğer tabi tahta üzerindeki yer sınırlı, P'yi sonsuza kadar uzatabilirdim. Bunu yapsaydım, bu çizgide sonsuza kadar giderdi. Ve bu eğri boyunca sıvı haliyle kendine has herhangi bir katı faz arasında bir denge kurulabilirdi. Ancak bu husus gaz ile sıvı için geçerli değildir. Bunu görmenin çeşitli yolları var. Bunlardan bir tanesi simetri farkıdır. Bir kristalden sıvı faza veya
katı faza geçtiğinizde bir faz değişimi yaptığınız hususunda hiçbir şüphe yoktur. Çünkü katının simetrisi artık sıvı fazda mevcut değildir. Dolayısıyla bu iki fazın tek bir faz haline gelmesi, yani birbirinden ayrılamaması asla mümkün değildir. Ama gaz ile sıvıya gelirsek aralarındaki fark nedir? Yoğunluk değil mi? Gaz daha yoğun. Affedersiniz, sıvı daha yoğun, gaz değil tabii ki. Ancak basınç ve sıcaklığı uygun bir şekilde ayarlarsanız bu değişmeye başlar. Sıvı ve gazın molar hacimleri birbirlerine yaklaşmaya başlar ve bir noktada aynı olur. Bu noktada aralarında bir fark var mıdır? Bir fark yok. Bir simetri farkı yok. Dolayısıyla bir faz geçişi yaparsanız burada bir sıvı yüzeyi vardır. Kaynarken sıvının tepesini görebilirsiniz. Ancak burada gazdan sıvıya veya sıvıdan gaza kaynama olmadan geçebilirsiniz ve basıncı da değiştirirseniz bu kritik noktanın etrafından dolaşabilirsiniz. Burada olan şey, burada artık elinizde iki tane ayrımlanabilir faz olmadığıdır. Bu bölgenin içinde malzemeler birçok garip özelliklere sahiptir. Örneğin kimyasal davranışı çok farklı olabilir. Bunun adına süperkritik bölge denir. Süperkritik bölge. Örneğin su burada son derece olağan dışı davranır ve normal olarak suda iyi çözünmeyen organik maddeler için olağanüstü bir çözücü haline gelir fakat tuzu iyi çözmez. Bu epey olağan dışı. Çok ilginç. Karbondioksit yani CO2 de süperkritik bölgede organik moleküller için mükemmel bir çözücü haline gelir. İşte kuru temizleme böyle yapılır. Bu gayet iyi biliyorsunuz ki CO2 yani karbondioksit atmosfer üzerindeki yavaş etkisi dışında zehirli değildir ve kuru temizlemede organik çözücüler olmadan rahatça kullanılır. Kritik noktanın üzerinde her türlü olağan dışı davranış görülür. Ayrıca kritik noktada da çok sayıda farklı davranış vardır. Tam kritik noktada son derece olağan dışı molar hacimlerin hemen hemen birbirine eşit olmalarının sonuçlarını düşünebilirsiniz. Bu birçok açıdan olağan dışı olup eğer kritik noktaya gelirseniz kritik noktada maddelerin çok olağan dışı davrandıklarını görürsünüz. Burada olan şey şudur. Elinizde sıvı var, sıvı yüzeyi var ve gaz var. Dolayısıyla kolaylıkla burada gaz, burada su var diyebilirsiniz. Ancak kritik noktaya yaklaştıkça madde artık hangi fazda olduğunu bilemez. Çünkü iki fazın tanınabilirliği gittikçe yok olmaktadır. Sıvı parçacıkları gaz fazında, gaz taneciklerde sıvı fazındadır. Çünkü bunların yoğunluğu, biliyorsunuz sıvının altta olmasının sebebi yoğunluğun daha fazla olmasıdır. Eğer bu durum ortadan kalkarsa sıvının artık gaz fazında alt bölgeyi işgal etme hakkı da ortadan kalkar. Dolayısıyla aralarında bir çeşit değişim başlar. Gittikçe birbirlerine yaklaşırlar ve sonunda tek bir faz oluşur. Artık arada belirgin bir yüzey yoktur. Ancak lokal yoğunluklarda ve lokal pozisyonlarda inanılmaz bir dalgalanma vardır. Bu hususu ileride inceleyeceğimiz kavramlarda göreceğiz. Çözeltilerdeki faz dengeleri. Mesela yağ ile suyu alıp aradaki yüzeyin kaybolduğu ve su ile yağın sürekli yer değiştikleri kritik karışımlar oluşturabilirsiniz. Tüm bu durumlarda en ufak bir etkiye sisteme yapılan etki büyük bir tepki verir. Çünkü burada iki şey kendi aralarında bir denge oluşturmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla çok ufak bir kuvvet bile bu şeyleri belli bir yöne itebilir. Bu olay birçok farklı durumda epey kullanışlıdır. Bu kritik davranış her türlü faz geçişinde meydana gelir. Magnetik faz geçişleri, elektrik faz geçişleri. Bu durumlarda son derece ufak bir manyetik alan bile magnetizasyonda yani spinlerin yönlerinde son derece büyük değişimlere sebep olur.
Bu çok kullanışlıdır çünkü ufak bir etkiye madde büyük değişime sebep olabilecek büyük bir tepki gösterir. Örneğin çok ufak bir dış alanla, bu durumda da basınçta çok ufak bir değişimle yoğunlukta büyük değişimler meydana gelir. Gelecek hafta Clausius-Clapeyron denklemine ve çok bileşenli sistemlere